Xiaomi telefonunuz donuyorsa ve kasıyorsa bu yapacağımız ayarlarla birlikte telefonunuzu bu yükün altından kaldırabilirsiniz. Aşağı tarafta tek tek oynatma çubuğundan size özellikleri zaten yazacağım. Bunun dışında bu videoda sadece donma kasma çözümlemeyeceğiz. Telefonun hızını arttıracağız. FPS olarak da oyunlarda da biraz artış sağlayacakken telefonunuz kesinlikle biraz daha rahatlayacaktır. O zaman videoya geçmeden de alt taraftan abone olup videoyu beğenirseniz de beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. O zaman gelin donan Xiaomi telefonlar için neler yapmalı hızlı bir şekilde göstereyim. Şimdi Hızlı bir şekilde telefonumuzu nasıl hızlandıracağımızı ve oyunlar konusunda da FPS artışını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle bunun için yapmanız gereken ayarlardan bir tanesi ayarlar kısmına gidiyoruz. Ayarlar kısmına girdikten sonra buradan telefon hakkında gidiyoruz ve MIUI sürümüne 3 kez tıklıyoruz. Burada sizde farklı şekilde olabilir. Farklı telefonlarda burada sürüm yerine tıklayarak geliştirici seçenekleri aktif edersiniz. Alt taraftan ek ayarlara gidersiniz. Geliştirici seçenekleri bulursunuz ve bulduktan sonra buradan birkaç ayar göstereceğim. Öncelikle 4x MSI'ye zorla kısım var. Bunu açarsanız kırmaları düzeltir. Yani oyunlarda ya da telefonda grafikle alakalı bir şey yaparsınız. Bunları düzeltir. Telefonumuzun ekran kartını zorlamaya başlar. Bunu kapattığımız zaman daha kırmaları engellemez. Kırmalar telefonda oluşur ama arka tarafta zorlamadığı için bu şekilde telefon zorlanmaz ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Uygulama kısmında ise arka plan işleme sınırı var. Bunu standart sınır yerine en çok 3 işlem yapın. Eğer ki telefonun arka planı çok uygulama kullanıyorsanız 4'ü e de çekebilirsiniz. Baktınız bu sizin işiniz yaramıyor. Yani çok uygulama kullandığınız için arka plandaki uygulamalar habiden yeniden başlatılıyorsa en çok 4 yerine tekrardan standart sınır yapın. En çok 3 işlem yaparsanız da arka planda fazla uygulama barındırmaz. Bu sayede yine telefonunuz donma ve kasma yaratmaz. Diğer bir ayarımıza geldiğimiz zaman bunu uygulama arkasından bakacağız. Uygulama arkasından eğer ki tanımadığınız bir uygulama varsa yani bu, bu, virüs olabilir ya da farklı bir uygulama olabilir. Arka planda çok fazla veri yiyorsa uygulamaları yönet kısmından bakabilirsiniz. Bu uygulamaları silebilirsiniz. Örnek veriyorum ki 4K Wallpapers. Ben bunu kullanmıyorum. Bu şekilde kaldır diyerek uygulamayı direkt kaldırabilirsiniz. Ayrıca pil kısmından da bunu görebiliyorsunuz. Buradan pil kısmına giriyoruz. Pil kısmına geldikten sonra da alt tarafta hangi uygulamaların pili daha fazla kullandığını buradan görüp yine aynı şekilde o uygulamayı silebilirsiniz. Diğer bir ayırımız ise gizlimi koruması kısmında. Gizlilik koruması kısmından özel izinlere giriyoruz. Özel izinlerden alt tarafta bulunan kullanın erişimi seçiyoruz. Ve burada device health servisi kapatıyoruz. Kapattıktan sonra telefonunuz arka planda daha rahat çalışacaktır. Ve daha rahat çalıştığı için de bu size direkt RAM olarak da güç olarak da yansıyacaktır. Get apps uygulamamız var. Bunu da kapatabilirsiniz çünkü kullanmıyoruz. Ayrıca burada dijital dengeyi kullanmayacaksınız. Bu da çok fazla veriniz yiyor. Dijital dengede telefonun akar kullandığınızı ölçüyor. Bunu da kullan kullanmak istemiyorsanız yine kullanım erişimini kapatabilirken diğer uygulamalara dokunmayın. Mi taşıyıcıyı da yine burada kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra telefonunuz biraz daha rahatlayacaktır. Ayarlar kısmına yine devam ettiğimiz zaman burada hesaplar ve senkronizasyon kısmı var. Size de senkronizasyon olarak karşınıza çıkar. Verileri otomatik senkronize et kısmını kapatıyoruz. Bunu tamam dedikten sonra kapattıktan sonra da artık arka planda veri yedeklemesi yapmayacak. Siz izin verdiğiniz sürece yapacak. Lakin bunun eksisi ne? Maalesef ki siz yedekleme yapmadığınız sürece arka planda yedek ekleme WhatsApp için olsun Google için olsun yapmayacak İsterseniz bunu Google içinde yapabilirsiniz fakat fazla etki etmiyor. Bunun dışında Xiaomi hesabı var. Xiaomi hesabı için de bunu yapabilirsiniz. Xiaomi Cloud kısmına girip her şeyi burada izin verdikten sonra senkronize et kısmını kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Bu şekilde senkronize etmeyi kapatıyor. Yedekler gördüğünüz gibi kapalı olduğu için arka planda yedekleme yapmıyor. Dediğim gibi tek eksisi telefonu sıfırlandığı zaman yedeklemelerinizi alamayacaksınız. Telefonunuzu sıfırlamadan önce yedekleyin ondan sonra kullanmaya devam edin. Diğer bir ayar ise Play Store'da karşımıza çıkıyor. Burada Play Store'a giriyoruz. Kendi kendi yerimize girdikten sonra Play Protect var. Play Protect kısmında da Erler kısmına giriyoruz. Uygulamaları tara kısmı ve zararlı uygulamaları tespitini iyileştir kısmı var. Bunları da kapatırsanız telefonunuz virüsleri açık hale gelmiş olacak. Ama bunu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Eğer ki bir APK yükleyeceksiniz bunları açık tutun. Lakin siz APK kurmuyorsanız ve APK kurmadığınız için telefona virüs bulaşmayacaksa bu ayarları kullanabilirsiniz. Gerçekten telefonun hem pil performansı olsun hem de normal performansı olsun etkilediğini söyleyebilirim. Diğer bir özelliğimiz ise RAM arttırma. RAM arttırma her telefonda bulunmuyor. Burada bellek olarak yazdığınız zaman buradan çıkan bellek uzantısı kısmına tıklıyoruz. Eğer ki burası kapalıysa kapalı yerine ya da size en fazla ne kadar imkan sağlıyorsa bunu buradan bu şekilde seçip ardından telefonu yeniden başlattıktan sonra telefonumuzda ayrıca RAM oluşturmuş oluyor. Bunu da hemen sizlere göstereyim. Detaylı özellikler kısmından gördüğünüz gibi normalde telefonun RAM'i 12 GB art olarak 7 GB da sanal RAM ekleyerek telefonu daha rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Oyun için son iki ayar göstereceğim. Bu da gerçekten basit bir yer. Bunun için oynayacağımız oyunu belirlememiz lazım. Mesela ben Clash of Clans oynuyorum. Siz burada PUBG ile oynayabilirsiniz. Bunun üzerine basılı tutuyorum ve uygulama bilgisi diyoruz. Uygulama bilgisi dedikten sonra burada alt tarafta gördüğünüz gibi pil tasarruf kısmı var. Burada bu oyunlara kısıtlama yok yapın. Çünkü eğer ki siz oyundan yüksek performans almak istiyorsanız arka planda bu oyuna bir kısıtlama gelmeyecek ve oynarken de rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Diğer bir ayarımız ise buradan güvenlik kısmına giriyoruz. Güvenlik kısmına girdikten sonra da Game Turbo özelliği var. Game Turbo özelliğinden güzel bir ayar var. Hemen ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlar kısmına girdikten sonra burada performans optimizasyonu var. Bunu açıyoruz. Sonra performans modunu da açtıktan sonra artık telefonumuz oyun arkasında biraz daha performanslı olmuş oluyor. Alt taraftan da FPS değerlerinizi kendinize göre arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi FPS olarak seçebiliyorsunuz. Tekrardan güvenlik kısmına geldiğimiz zaman burada temizleyici kısım var. 4.5 GB yer açıyor. Hız arttır kısım var. Uygulamaları temizleme kısım var. Yani güvenlik olarak. Derin temizlik kısım var. Telefonunuzda ne kadar uygulama varsa daha fazla kasar ve ne kadar hafızası doluysa yine o kadar fazla kasar. Onun için arada sırada temizleyiciye girip gördüğünüz gibi 4 GB'lık bir fazladan artık oluşturdu. Hemen hızlı bir şekilde temizleyin ya da dediğim gibi çok fazla boyutu yüksek dosyalar varsa derin temizlik kısmından da hemen bunları temizleyin bilirsiniz Bunlara dikkat edin çünkü telefonu en çok zorlayan şeylerden bir tanesi hafızasının uygulamalarla ve dosyalarla dolu Buna dikkat ettiğiniz sürece telefonunuz fazla dolma kasma yaratmayacaktır. Xiaomi telefonlarda bu şekilde hızını arttırıp oyun performansını da arttırabiliyorsunuz. Oyun içine girdiğiniz zaman şu an gösteremiyorum yan çevirmem gerekiyor. Oyun içerisine, oyun içerisine girdiğiniz zaman Game Turbo'da performans modu var. Üst taraftan çektiğiniz zaman şu şekilde. Onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Genel olarak ayarlar bu şekildeydi. Bu ayarları yaptıktan sonra telefonunuzun hızlandığını illa like fark edeceksinizdir. Bunun dışında daha fazla video için alt taraftan takip etmeyi ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.